Aday olarak 8. sıradan adaylığım belirlendi. Hep birlikte kadınlarla birlikte engelli anneleriyle, kadınlarımızla birlikte ilerleyeceğiz inşallah. Neler yapacaksınız engeller için özellikle şu an bu kadar? Erişebilirlik noktasında Her konuda zaten ben 18 yıldır engellerin içindeyim, çalışmalarım var. Urfa'mız çok eksik bu konuda engellere ki sayımız çok yüksek. Şanlıurfa'da engelli sayımız çok yüksek. Bir ilçe nüfusu düzeyinde bir engelli sayımız var. İnşallah kısmet olursa engellerimizle birlikte el ele vererek erişebilirlik olsun, okullarımız olsun, kurslarımız olsun, hep birlikte. Hep birlikte çalışmalarımız olacaktır Allah'ın izniyle. şehri gezdiğiniz zaman bir engelli annesisiniz zannedersem aynı Evet, zamanda. Neler aynen. görüyorsunuz? Kentte ne lazım engeller için? Kentimiz çok eksik bu konuda. Engellerimizi, özellikle bedensel engellerimizin ulaşımı, işitme ve görme engellerimizin, onların da çok ihtiyaçları var. Yollarımız onlara uygun değil, otobüslerimiz onlara uygun değil. Baya baya bir eksiklerimiz var. İnşallah tamamlanacak diyorum. Başkanlarımızla birlikte, STK'larımızla birlikte, el birliğiyle Urfa'daki bütün engellerimizin ihtiyaçlarını el birliğiyle gidermeyi düşünüyoruz. El ele vererek de. Ben Hava Birsen Hanım'a çok teşekkür ediyorum. İlk ziyaretini bize gerçekleştirdi. Ben Allah yolunu açık, bahtını açık etsin. Yürüdüğü yol kendisine açık olsun inşallah. Bugün bizi ziyaret ettiler sağ olsun. Hem kursları dolaştık, hem arkadaşlarımızla oturup sohbet ettiler. Zaten Birsen Hanım yıllardır içimizde olan bir insan, bir engelli annesi. Her konuda yanımızda, desteği yanımızdaydı. Sivil toplumun içinde olan bir insandı. Ben hakkında hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah güzel çalışmalara vesile olur. Bugün de bizleri ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok güzel. Her yönüyle çok hoş olmuş. Elinize, emeğinize sağlık. Çok hoş. Çok güzel bir. Teşekkür ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Özellikle Hafif Bey'in kursundaki hanımlarımız, emeği geçen herkese. Ha, çok yorucu Necla Hanım, biliyorum. Ama gönülden kutluyorum sizi. Gönülden kutluyorum. Çok hoş olmuş. Elinize, emeğinize sağlık. Ben sana çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Öyle bence. Yani hanımlarımız da el emeğiyle, göz nuruyla gayet güzel şeyler yapıyorlar. Hocalarım, ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Ellerinize, emeğinize sağlık. Sağ olun. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Ay, burası da el sanatı. El sanatı. Muhteşem şeyler yapmışsınız. O şeyde de gelmişti. Geçen yılki sergide de. Evet. Elinize, emeğinize sağlık. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Hepinizi tebrik ederim. Bir kısmını bitirdik. Şimdi iç çamaşırı bitiyoruz. İnşallah elinize bir yardım elinize sağlık. Çok geçmiştir ama. Evet. Çünkü en çok ihtiyaç duyulan o. Tabii ihtiyaç duyuluyor. Özellikle tekrar size. Evet. Yani elinize, emeğinize sağlık. Yüreğinize de sağlık. Tabii yüreğinize de sağlık. Bu imkanla zaten bizler de hem hayır yapma şeyine geçmiş oluyoruz. Bize iyi hayır birliğiyle kumaşlar geliyor. Haftanın iki bir öğrencileri sadece
yani şey için, yardım için kıyafet dikiliyor. Yani ihtiyaç sahibi aile etekli pantolonundan tutun çocuk kıyafetlerine kadar 1000'e 15 bine yakın kıyafetler dikiliyor. Gönderildi bir kısmı şu an hala kutularda. Yani bu şekilde öğrencilerimize güzel işler çıkartıyor. Evet, çok büyük bir hizmet. Özellikle bu dönemde birbirimize zaten destek olmamız lazım. Onların da çok ihtiyaçları var. Evet, özellikle iş grup projelerinde kapsamında yapılan projelerde hem bayanlar istihdam sağlanmış ya, ailelerine bütçeye katkıda bulunuyorlar, pazar paralarını çıkartıyorlar. Türk kuvvar arasında bayanlar en azından kendini kapatmıyor. Hem meslek edinim demiş oluyoruz, hem sertifika alıyorlar, hem de o dikilen kıyafetler yardım vakıflarına gidiyor. İnşallah böyle güzel projeler tekrar devam eder. İnşallah. İnşallah. Bu konuda buradaki halka çok büyük faydası var. Ediyorum. İnşallah hep böyle devam eder. Sıkıntı İnşallah.